Önce Konyaspor'dan başlayayım. Çünkü iyi bir takım. Sahayı iyi kullanıyorlar. Kanatları da iyi kullanıyorlar. Oyun yönünü değiştirebiliyor. Geçen seneden beri uyumlu bir şekilde futbol ve sonuç olarak çıkış yapan bir takım. Son müsabakalarda maç kazanamamasına rağmen maç kaybetmeyen takım. Böyle bir takımı deplasmanda üstün olmak, maçı kazanmak bizim için çok sevindirici. Rakip için de tabii bir şanssız maç oldu. İki tarafa da galibiyet gelebilirdi. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İki takımın da kazanma ihtiyacı vardı. Bizim için tabii oyun başında yediğimiz talihsiz gol oyuncuları düşürmedi oyundan. Bu güzel bir şey. İlk başlangıçta biraz demoralize oldular ama daha sonra toparladılar. Oyunlarda bir sıkıntımız olmadı ama pas tercihlerimiz, daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Biraz yavaş oynadık. Onun dışında genelde eksik olan taraflarımızdan bir tanesi deplasmanda maç kazanamayan bir takım olarak, aynı şekilde ikinci yarıda ve sonunda düşen bir takım olarak ikinci yarı daha gitgele cevap verdik ve son dakikalarda rakipte baskı yaparak gol kazandık ve maç kazandık. Aynı zamanda gol attık, maç kazandık. Takımın artıları fazlaydı o konuda. Yani oyun üstünlüğüne baktığınız zaman deplasmanda Konyaspor'a karşı daha üstündük. Ama yine de eksiklerimiz var. Bizim bu arada kazanmaya çok ihtiyacımız vardı moral açısından. Sonuna kadar bu arkadaşlarımız, oyuncularımız bunu yaptılar. Ve bir arkadaşın hatası diğerleri kapatmış oldu. Yani bu gayrette. Takım olma için buna bir ihtiyaç var. Aynı şekilde oynayan oyuncular, ilk 11'dekiler elinden geleni yaptılar. Eksiği olan var, artısı olan var ama bana göre gelenlerin bu kadar katkı yaptığı müsabakayı görmek beni sevindirdi. Kim olursa olsun, isterse uzun süre oynasın, isterse 2 dakika, 1 dakika girsin. Takıma katkı yapmak önemli. Bunlar güzel şeyler. Umarım ki bunları daha iyi değerlendireceğiz. Daha iyi oynayan ve kazanan bir takıma dönüştürürüz. Bu 3. maçımız üst üste kazanmak. Bunu Antep maçına da sağlayabilseydik çok daha güzel olacaktı. Geriye dönüp bakmadan ileriye dönük. Şimdi çarşamba günü maçı hazırlayacağız. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Yani bir defa şu bulunduğumuz durumdan iyi, daha iyi yere gitmemiz lazım. Ben bunu söylerken oyuncu da söylüyorum. Birebir üstün olacaksınız. İyi oyuncularız. İyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. 11-11 üstün olacağız. Bunu bütün parametrelere bakınca görürsünüz zaten oyunda üstünlüğümüz var. Ama hatalarımız da var. Pas hatalarımız var. Dönüp bize gelen, önceden beri devam eden, bazen uzun topları gereksiz atmamız var. Top kaybında dönen pozisyonlar var. Tercih hatalarımız var ama iyi işlerimiz de var. Yani bütün bunları düzeltmek zaman alacak mutlaka. Bir de oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Yani pozisyon olarak diyorum yani maçın kazanması, giren oyunculara katkı yapması, kimin oynarsa oynasın takıma katkı yapması gerektiğini öğrenmesi de bir zaman alıyor. O yüzden o dediğiniz oyunu rakibe kendi sahasını hapsedip daha fazla pozisyon üreten, rakibe daha az pozisyon veren takım olmayı yani ben de hayal ediyorum ama bugün işte özellikle böyle bir maç kazanmanın onlara moral ve güven artısı olacağını düşünüyorum. Umarım ki takımın durumuna göre tabii çarşamba pazar oynayacağız. Bir de tabii deplasmanda gidip geleceğiz. Onun için bu dönemleri açtığımızda bir de buna bağlı giden gelen oyuncularda kesinleştirdiğimiz zaman o zaman takım olur. Gidecek konusunda kesin bir rakam var mı? Hiçbir şey yok. Yani şu anda size daha önce de söyledim. Yani hiç beklemediğimiz oyuncular ben şöyle bir şey bildiğimden değil tesadüfen söylemiştim. Yani işte şu gidecek, bu gidecek. Ya şunların hiçbirini ben zaten yazanların hiçbirini kimseyle konuşmadım. Siz de medyanın içindesiniz. Ama öyle yazdı. Onu gönderecek, bunu gönderecek. Bunlar son günü karar verilir ama olasılıklar vardır. İşte Vegas bunlardan bir tanesiydi. Gitti. Kendisine başarılar diledik, diliyoruz. Şartlar onu getirdi. Şimdi elimizdekilerle değerlendireceğiz. Onlara da takviye orada veya başka mevkide varsa kulübün ekonomik gücüne, takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz. Bunları zaten dışarıda kimseyle konuşmadım ama herkes birilerini yazıyor. Şimdi tabii yani her oyuncu önemlidir, değerlidir. Zaten bizim de görevimiz onları en iyi halde sahaya sürmektir. Ama oyuncuya bağlı değil, takım önemlidir. Şimdi Vegas bizim için çok önemli. Yani ilk başta kağıt üstüne yazsanız onu yazarız. Ama gittiği zaman Beşiktaş büyük kulüp bitmemeli, bitmeyecektir. Şimdi elimizde Cenk ve Mulaka var Santrofor'da. Bunlara göre bir arayışımız olacak. Bunlara takviye edeceğimiz oyuncu hem bize uyumu hem oyunu katkı yapabilecek. Ekonomisiyle, gelmesiyle bunlar kolay şeyler değil.
Yani giderken o kadar basit gidebiliyor ki oyuncu, tercihini kullanabiliyor ki. O da kendi açısından haklı. Kimseyi suçlamamak lazım bu konularda. Çünkü koşullar öyle geliyor. Şimdi alırken de ne olacağını bilmiyoruz. Çok konuşuluyor, yazılıyor. Ben gelmeden hiçbir oyuncuyla ilgili konuşmam. Gidenle de aynı şekilde. Ben o günü daha önce geçen maçta da konuştum. Vegas'ta konuştum. Hala sonuna kadar gitmeyebilirdi. Ama çok istekliydi, gitti. Şimdi gelenler de istekli olur, biz isteriz ama yine bilmiyoruz gelişmeler ne olur. Geldiği zaman değerlendiririz. Sadece oralara gidi. Şimdi elimizde olup da gitmek isteyen oyuncu veya verimli olmayacak oyuncu da gidebilir. Öyle de oyuncular zaten oluyor. Onu da duyacaksınız. Kararım yok şu anda. Hiçbir oyuncuyla ilgili kararım yok. Yani şimdi elimde oynayan oyuncu sahaya sürdüm. Ama yarın ne gelişme olur onu bilmiyorum. Ya oynayan da gidebilir, oynamayan da gidebilir. Ona bakacağız. Ama ben şu anda çarşamba günü maçı düşüneceğim. Gelen oyuncu bunları fikirlerimi yönetime söylerim. Onları da değerlendirir. Hep söylüyorum, teknik, ekonomik, idari olarak bir karar verilir. Takımın ihtiyacı karşılanır. Elimizdeki oyuncuların da iyi olduğunu, daha iyi olması gerektiğini hep söylüyorum yani. Şu anda oyuncularımızı sezon başından beri en iyi seviyede kullanmak istiyoruz. Henüz oraya gelmedik. Çünkü travmalar geçiriyorsun. Yani beklenti büyük olup oyuncu içinde, kulüp içinde sonuçlar kötü olduğu zaman bir moralsizlik, dirensizlik, kırılmalar var. Bugün olmadı. O güzel bir şeydi. Ama bu çok iyi olduğumuz anlamına gelmez. Ya benim hesabım diye bir şey yok. Takımın hesabı. Biz puan ortalamasının altındayız zaten. Sezon başından beri baktığımız. Zaten öyle olmasaydı belki ben de gelmeyecektim. Yani o zaman devam edecekti işte. Yani burada mühim olan Beşiktaş'ın başarısı. Benden hoca da, önce hoca da çok katkılar yaptı. Oyuncuya da katkı yaptı. Biz de katkı yapmaya çalışacağız. Şimdiki oyuncuya da katkı yapmaya çalışacak. Burada önemli olan Beşiktaş'ı iyi olabilmesi. Puan olarak Beşiktaş'ın şu andaki aldığı puan yeterli değil. Onu zaten söylüyoruz. Oyunumuz da yeterli değil. Bunu dedim, tespit ettim, ne yapacaksın? İşte eldeki şartlara göre yapacağız. Bu kolay bir şey değil. 2,5 ay oldu geleli. Bunun 15 günü zaten yoktuk çünkü izin vermiştik. O arada da milli takımda olan 4 tane oyuncumuz var, sakatlarımız var. Gidip işte Adana Deniz'de oynayan mesela iyileşti dediğimiz Joseph sonra yok, tekrar geldi. Orta sahada değişiklik yapıyorsun. Orada eldeki oyuncular işte geldi, düzeldi. Gelenler var. Onların durumuna bakıyorsun. Mevki değişikliği arıyorsun. Orada da düşündüğün bazı hamleler bazen düşündüğün gibi çıkmayabilir. Bugün çıkabiliyor. Mesela Redmond'a şans veriyoruz. Sonra işte Enkudu. İkisi de açık olarak iyi. Ama Enkudu şu anda daha iyi görünüyor. O da oynayabilir. O da oynayabilir. İşte Mulaka oynayabilir. Cenk oynayabilir, Deli oynayabilir. En iyisini sunmaya çalışıyor. Şans dedim ya, bu bir senaryo. Ve koyuyorsun sahaya, tuttu. Mesela bugün oradan devam edeyim. Bu oyuncular hepsi için geçerli. Roman sayısında oyunun gidişine göre sıkışırsak ikiliye de dönecektik. Ama biz öyle bir oyunu golü yedik. Baktık ki şeyde çok iyi oynuyor Roman. Yani oyunu kuran da o, yöneten de o, top kazanan da o, koşan da o. Çok olumlu işler yaptı. Wellington'un arkasında bir gerginlik vardı. Geriden biraz kullanıp, orta sahaya daha risk edip, hücum, bu sefer git gele fazla gittik. Rakip de bu pozisyonu biz de bulabilir, onlar da bulabilirdi. Arayışlara giriyorsun. Roman de bunlardan iyi bir oyuncu olarak zaten kalitesi belli. Orada da ben olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Aynı şekilde Wellington, Tayyip, Sayıs da oynatılabilir. Emrecan getirilebilir ama bunlar hep orta sahadaki soruna bağlı olarak. Şimdi transfer bile yaparken, eğer Joseph iyi oynuyorsa, sahisi ortada iyi oynuyorsa o zaman oyuncu da almaya gerek yok. Onun için transfer o kadar zor bir durumdayız ki bu kararları vermek de zor. Yani para verip aldığın oyuncu da bir daha deneyeceksin. Yani evet tanıyorsun ama uyum sağlayacak. Öyle de almıyor. Onun için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani ben bunu söylemek de istemiyorum. Her şeyi söylüyorlar işte. Bir sürü şeyler söylüyor. Ben bunu istiyorum, bunu alacakmışım, onu kovuyormuşum, o geliyormuş. Bir de bunlar, bir de camia da bunlara inanıyor. Yok öyle bir şey. Yani bu da Beşiktaş'ın başarısı. Benim inandığım doğrularla Beşiktaş'ı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz eldekilerle. Oyuncular da şunu bilecek. Beşiktaş için buradalar. Beşiktaş'a katkı yapanın benim de başımın üstünde yeri var. Başka soru yok galiba. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.